Arkadaşlar, bugün sizlere Canon IP7250 fotoğraf yazıcısının kurulumunu anlatacağım. Şimdi öncelikle Bitmain kartuş tanklı olarak aldığınızda kartuşlar bu şekilde yazıcının içinden gelmektedir. Bu kartuşları çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kartuşlar burada. Ben biraz daha yakınlaştırayım. Kartuşları çıkardıktan sonra kafayı, bu kafa kısmı ortaya geliyor. Bakın burada çıkıklıklar var. Daha sonra tek tek altındaki kapakları çıkarıyoruz. Ve sırasını bozmuyoruz. Herhangi bir takla attırmıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradan mürekkep damlamaya başlıyor. Bunu acele olarak takmanız gerekiyor. Bu şekilde. Taktıktan sonra eğer hortumlarda genelde şey takıyorum. Burada siyah bir aparat oluyor. Hortumu sıkıştırıyorum mürekkep geri gitmesin diye. O varsa onu çıkarıyoruz. Ve tankın arka kısmında bulunan küçük tıpaları açıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Tankı bulunduğu yere takıyoruz. Şu şekilde bırakıyoruz. Ve ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yazıcının içerisini görmeniz için burada hava boşlukları var. Sıfır kartuşlar olduğu için misal veriyorum. Bakın bunlar kartuşun içindeki mürekkepler. Geri çıkmış. Bu normal tankın mürekkebi. Renk farkı o yüzden oluyor. Gördüğünüz gibi. Ama bunu İlk açılışta göreceksiniz, çekmeye başlayacak ve ben yazıcıyı bilgisayara bağlıyorum. Evet, yazıcıyı bağladım. Daha yazıcıyı açmadım. Şimdi öncelikle bunlarda kağıt kaseti 2 tane bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bir altta bir üstte. Üstteki kasette 10-15 ve 13-18 baskı yapılmakta. Alttaki kasette A5, A4, B5 ve LTR boyutta baskı yapılmakta. Ben A5 basacağım zaman A5'e göre ayarlıyorum. Fotoğraf kağıtlarımı koyuyorum. Alfa fotoğraf kağıtlarını kullanıyoruz. Ve yerine yerleştiriyorum. Ters bir şekilde koyuyorsunuz. Çünkü bu içerisinde döndürüp kağıdın üst yüzeyine verecektir. A5 boyutlu olan alt tarafa geliyor ve 10-15 olan üst tarafa geliyor. Ayrıca CD yazılımı özelliği olan bu yazıcıda CD kaseti de şu şekilde gösteriyor. CD kaseti bu altta bulunmaktadır. Bunu çıkarıyorsunuz, CD bölümüne yerleştiriyorsunuz. CD bölümü de bu kağıtları söktüğünüzde bu kısma yerleştiriliyor. CD baskısı için. Ve yazıcımızı açıyorum. İlk açılış olduğu için biraz uzun sürebiliyor. Hazırlanma süresi. Size mürekkeplerin bu arada tankın nasıl takıldığını da görebilirsiniz. Şimdi mürekkeplerin nasıl çekeceğini göreceksiniz. Bazı firmalar tankı sağ tarafa takıyor. Yalnız onun sağ tarafa takıldığında
Hortum burada sıkışacağı için sorun veriyor. Birçok kişi orada yanılıyor. Veya burayı kırmayıp direkt üst kısımdan verenler var. Onlar da çok çirkin bir görüntüye sebep oluyor. Ya yani ama bunda dış tarafta herhangi bir çirkinliği bulunmuyor. Gördüğünüz gibi bu hortumu siz arka kısmına da alabiliyorsunuz. Yerleştirebiliyorsunuz. Bizi uğraşmıyor. Ben uğraşmadığım için. Şimdi mürekkebin nasıl çektiğini göreceksiniz. Kapak açık uyarız. Kapak açıldığında bu şekilde oluyor. Ben bunun arasına bir kağıt parçası sıkıştırıyorum. Bu kağıt kapağı kapalıymış gibi gösterecek. Sıkıştırdım. Şimdi kartuşları okuyor. Eğer herhangi bir kartuşta sorun varsa bu geçerken burada tıkanır. Yani burada durur. O kartuş hatası verdiğini gösterir. Bir kartuşu okuyamamıştır. Okuyamıyorsa burayı temizlemeniz ve fişli yine kapağı çıkıyor. Kağıt biraz hafif olduğu için ya eğer kartuş hatası alıyorsanız ya bu kısmı temizleyin veya altındaki çipleri temizlemeniz gerekiyor. Bu yazı daha sıfır. Bakın mürekkepleri çekti. Bizim mürekkepler yazının içerisine girdi. Ve bir deneme sayfası gönderiyorum. Biz bu yazıcılarda genelde büyük siyah kartuşa hortumu takmıyoruz. Çünkü onlar fotoğraf baskılarında kullanılmıyor. Ancak yazıcının içine fazladan mürekkep akıtıyor. Başka da hiçbir işe yaramadığı için dörtlü tank kullanıyoruz. Ve büyük siyah kartuşa gördüğünüz gibi hortum takmıyoruz. Yani dört tane hortumu takıyoruz. Bir tanesini takmıyoruz. Yani bu yazıcı düz kağıtlara baskı yapmayacak. Bunun için de bilgisayardan bir ayarlama yapmamız lazım. Onu da göstermek istiyorum. Bilgisayarımızda IP7250'ye sağ tıklıyoruz. Yazdırma tercihlerine geliyoruz. Burada fotoğraf yazdırmayı seçiyoruz. Kenarlıksızsa kenarlıksızı. 10-15 baskı yapıyorsak 10-15. Ana sayfa yapısından buradan normal boyutu seçiyorsunuz. A5 çıkmıyor normalde. Ama bu ayarı yaparsanız A5 çıktısı alabiliyorsunuz. A5'i seçiyorsunuz. Normal boyutta A5. Normalde kenarlıksızı seçtiğimizde 10-15 ve A4 13-18 çıkacak. Ama biz A5 baskısı yapacağımız için normal boyutu seçip A5'i seçiyoruz. Tamam diyorum. Standart baskı. Ve yazımı göndereceğim. Bir tane fotoğraf. Şimdi bu iki fotoğrafı yazdıracağım. Sağ tıklayıp yazdır diyorum. Ve IP7250 seçiyorum. Bakın burada A4 var yine. 15-21 yok. Seçeneklere giriyorum. Yazıcı özellikleri, fotoğraf yazımı, sayfa yapısı, normal boyut A5. Tamam diyorum.
Kayıt otomatikte, gloss, otomatik ve standart yapalım. Otomatik yazdır. Ve A5 fotoğraf kağıdının çıktısını, kalitesini ve hızını göstereceğiz. İlk fotoğraf olduğu için biraz geç çıkabilir. Ama şu anda onay verdim. Onay vermeyi unutmuşuz. İlk fotoğraf her zaman için her yazıcıda biraz geç çıkmaktadır. Ve bu yazıcının ilk kurulumu bu kadar basit oldu. Ve Photoshop'la herhangi bir oynama yapmadım. Bu yazıcıya hepsikartuş.com üzerinden, N11 üzerinden sahip olabilirsiniz. Fiyatı ortalama 500-600 lira civarı tanklısı. Dolan kartuşunu alırsanız da 400 lira civarı. Tabi tüm sorunlarınızı kartuşdestek.com üzerinden sorabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ilk çıktılar her zaman biraz geç oluyor. Yazının toparlanmasıdır, ısıtmasıdır. Şu anda baskı yapmaya başladı. Bu otomatikte yani en hızlı şekilde baskısı. Yazıcı 9600 çözünürlüğe sahip. Herhangi bir dün de test baskısı almıştık ve herhangi bir çizgi göremiyorum. Bakın bu detaylara iyice bakarsanız herhangi bir çizgi bulunmuyor. Ki bu A5 boyutunda bir baskı. Dünküler 10-15 boyutundaydı. Ve hızlı da. Onu da belirteyim. Hızlı baskı yapıyoruz. Ve dünkü şu şekilde göstereyim. Dünkü videoyu izleyenler görmüştür. Burada bayağı bir çizgiler vardı. Çok belirgin. Epson yazıcıda. Ama bunda standart otomatik olmasına rağmen. Çok hızlı çıkarmasına rağmen. Bu Epson yazıcıya göre bayağı bir hızlı bir yazıcıdır. Görebilirsiniz. Herhangi bir çiziklik, leke bulunmamaktadır. Epson'a göre bayağı bir hızlı yazıcıdır. Genelde düğün salonları bunu tercih etmektedir. Oldukça sağlıklı bir baskı alınıyor. Akva kağıtlar da oldukça gramajlıdır ve sağlamdır. Bugünkü videomuz da bu kadar. Sorularınızı mutlaka bekliyorum ve abone olmayı unutmayın.